Herkese iyi akşamlar. 19 Mart 2021. Bu defa yine değerli bir konuğum var. Sevgili Profesör Doktor Aysel Köksal Akyol. Kendisiyle 2012'de KANOS Çocuk Çalıştayı'nda tanıştık. Ve çok mutluyum. Çok güzel şeyler ürettik. Zaten Aysel Hanım'ın daha önce de ürettikleri üzerine kurgulanan bir çalışmaydı. Kendisi Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi bölümünde. Ve bugün kendisinden bu deneyimlerini arkeolojik alanlarda ve genel anlamda antik çağlarda çocuk olmak üzerine konuşmasında dinleyeceğiz. İlkin ben aslında sözü kendisine vermek istiyorum. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hocam ben öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için onur verici. Çok teşekkür ediyorum. Kendimi hani akademik olarak 89 mezunuyum. 1989 mezunuyum. 90'lı yıllarda master ve doktoram çocuk gelişimi üzerine. Ankara Üniversitesi'nde çalıştım 2003'ten beri. Sadece 99 ile 2003 arası Gazi Üniversitesi okul öncesi eğitim ana bilim dalında bir görev sürem oldu. Ve 2003'ten beri de Ankara Üniversitesi'nde çalışmaya devam ediyorum. Çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Yani en son 2020'nin başında Ocak ayında anaokulu çocuklarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeydim. Ve hani oradan çıkarken benim ne işim var üniversitede, ben çocuklarla çalışayım dedim ama üniversiteye gidip derse girip orayı da çok seviyorum. Böyle hani çocuklarla olmak ve çocuklarla çalışmak bana acayip keyif veriyor. Bu da hani akademik kimliğim dışındaki kendimle ilgili söyleyebileceğim şeyler. Yani bir şekilde tarih ilgi alanımda var ve kendi eğitim hayatımda da hep ilgimi çeken bir konuydu. Daha sonra bunu 2000'li yılların başında şeyi sorguladım. Küçük çocuklar, örneğin okul öncesi çocuklar şimdi ve buradayla ilgili. Ben onlara tarihi nasıl, müzeyde ne yaparım ben onlarla diye. Ve 20 sene sonra geldiğim yerde şimdi bana deseniz ki 3 yaş çocuklarıyla müzede bir şey yapacaksınız. Koşa koşa gelirim ve severek yaparım. Hani bu da kendi müzeyle ilgili gelişim sürecim. O şekilde bir sunum hazırladım bugün sizler için. Yaptıklarımızı paylaşacağım. Ekran sizin. Yani. İstediğiniz tamam. gibi paylaşabilirsiniz. Tamam. Teşekkür Annem. Gel. Hocam ekran görünüyor değil mi? Evet görünüyor. Tamam. Bugün biz müzelerde ve arkeolojik alanlarda çocuk olmak konusu üzerinde duracağız. Çocukların bu mekanlarda olmasını bir çocuk gelişimci olarak çok önemsiyorum. Çünkü şu anda yeni doğan kitaplarından bahsediliyor. Yeni doğan bebeklere ilk bir aylarında kitapla tanıştırmaktan bahsediliyor. Ben bebeklerin doğdu yani bebeklerin de çocukların da hani küçük yaşlarda arkeolojik alanlarda ve müzelerde bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğrafla paylaşmak istedim çünkü sizle tanıştığım döneme ait Başkent Üniversitesi çatısı altında yaptığımız KANOS'taki çocuk ve arkeoloji çalıştayında bu manzaraya bakarak çocuklarla birlikte oynamak, çocuklarla birlikte drama yapmak, çocuklarla birlikte killerle yoğurma maddeleriyle çalışmak hepsi çok güzeldi. Ve bu manzarada emin olun bir Türk kahvesi içmek 40 yıl hatırından daha fazla hatırı var gibi geliyor bana. O yüzden de unutamadığım zamanlar böyle bir fotoğrafla başlamak istedim. Müzelerde ve arkeolojik alanlarda çocuk dediğimizde merdivende oturan çocuklar az önce gördüğünüz manzaraya bakıyorlar. Ve bu çocuklar sunumun ilerleyen aşamalarında tekrar bahsedeceğim. Hem o bölgenin köydeki çocuklar,
Dalyan'daki köy çocukları, hem de Başkent Üniversitesi üzerinden başvuran, aileleriyle oraya kadar gelen, başka yerlerden, şehirlerden gelmiş olan çocuklar var. Hemen sağ tarafında gördüğümüz arkeolojik alanda yine Kanos'ta yapılan kazı alanından, bunu da detay anlatacağım. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Frig kostümlerinden bahsedeceğim. Orada bir sahne var. Frig kostümleri giymiş çocuklar. Ve sağdaki alt köşedeki müzeyi birçoğumuz belki bilmiyoruzdur. Ankara Üniversitesi Anatomi Müzesi'nden. Hem size Ankara Üniversitesi'nin böyle bir müzesi var tanıtmak istedim. Hem de gerçekten çocukların da bulunması için iyi mekanlardan. Yani tüm müzeler zaten güzel ama hani yeni mekanlardan birisi. Bu sözle ilk karşılaştığımda çok sevmiştim. Hani biz Ali Akın Akyol'la da ortak sunumlarımız olduğunda bunu kullanıyoruz. İkimiz de sevdik herhalde. Geçmiş asla ölü değildir. Geçmiş bile değildir. Burada oyun oynayan çocuklar var antik çağda. Yani bu tür eserlerden çok etkileniyorum. Çünkü o zaman çocuklar oyun oynuyordu, şimdi de oynuyorlar. Aslında biz yani çocuk o zaman da çocuktu, şimdi de çocuk. Hani bazen diyoruz ki günümüz çocukları çok değişti. Ama hani Muazzez İlmiyeç'in Sümer tabletlerinde günümüz gençleriyle ilgili söylenenleri okuyunca artık hani artık gençleri öyle, yani Sümerler'de de öyle değerlendirilmiş, şimdi de gençler aynı şekilde değerlendiriliyor. Baktığımızda aslında çocuk antik çağda da çocuktu, orta çağda da çocuktu, şimdi de çocuk. Sadece bizim bakış açımız çocuklara yönelik değişiklik gösteriyor. Bu sözü de sizlerle paylaşmak istedim. Az önce sunum başlamadan önce size gösterdiğim kitap burada. Benim elimdeki kapak yeşil baskı, buradaki kahverengi baskı. Bu kitap benim çok ilgimi çekti. 99 olabilir, hatırlamıyorum ama 2000'de kesinlikle elimdeydi. 99-98'de falan sanıyorum elimdeydi. Bu kitapta antik devirde çocuk eğitimi anlatılıyor. Ve arkeolojik eserlerin üzerinde, burada vazoda hemen kitabın kapağında vazo üzerinde elinde çıngırağı olan ve lazımlığa oturmuş bir çocuk görüyoruz. Hani biz çocuk gelişimciler için tuvalet eğitimi zamanı çok önemli. Milattan önce de, İsa'dan önce de çocuklara tuvalet eğitimi veriliyordu ve lazımlıkları vardı ve ellerinde de çıngırakları vardı. Bu kitapta Timon'un öyküsü anlatılıyor. Timon'un öyküsü vazolardaki eserlerden ya da yazılı edebi eserlerden, örneğin İlyada'dan yararlanılarak oluşturulmuş. O dönemde çocuklara ne yapıyordu, aileler ne yapıyordu? Oluşturulmuş ve bir Timon'un öyküsü oluşturulmuş orada. Timon ve ailesi Atina'da yaşıyorlar bu kitapta. İsa'dan önce 479 yılından sonra olduğu varsayılıyor bu öykünün. O dönemde... Bir dakika... Timon doğduğunda, burası beni çok etkiledi. Timon doğduğunda babası erkek sahibi olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyor. Tanıdık geldi biraz. Hani ben kendi ailemde hiçbir zaman bunu yaşamadım ama bizim en büyüğümüz erkek çocuk ve kız çocukları da büyük bir keyifle karşılanmıştır. Doğduğunda Melisa adında da bir ablası var Timon'un. Babası bir erkek çocuğu olduğu için mutlu, çünkü gelecekte çiftliğin yönetimini ona bırakacak ve yaşlanınca da kendisine bakacak. Ve geleneklere göre o dönemde bir erkek çocuk doğduysa komşular anlasınlar diye kapıya zeytin dalından bir çelenk asılıyor. Ama kız çocuk doğduğunda bir yün asılıyor. Ve bu erkek çocuğun dışarıyı simgelediği, yani dışarıyı simgeliyor. Kız çocuk da evde yünlerle, işte evde çalışanlarla, çiftlikte çalışanlarla ilgilenecekler. İlerliyor, değil mi? Evet. Şimdi bu soruyu sormak istiyorum ama isterseniz sesli yanıt verebilirseniz. Çocuklar müzeye en erken ne zaman gelmeliler? Yani ne zaman gelebilirler en küçük, en erken? Söylemek isteyen olursa. Bence 4 yaşından sonra gelebilirler. Yani konuşma algılama değil mi? Evet.
Yani 4 yaşından sonra hem çocuk 3 yaşından sonra çocuklar da sosyal duygusal gelişim açısından baktığımızda başka arkadaşlarıyla da birlikte olmaya ihtiyaçları var. Biz genellikle bu yaşlardan itibaren çocukların anaokullarına başlamalarını da öneririz erken çocukluk eğitimi kurumlarına. Mantıklı bir yorum. Evet, başka görüşler. Burada anne karnında diye de evet, bir yorum. Ya, evet, anne karnındayken ben de aynı şeyi düşündüm. Evet evet aslında hani buradaki vazonun üzerindeki çocuğa baktığımızda hani bunu görmesi bir bebeğin ya da daha hani küçük bir çocuğun önemli. Selçuk Şirin konuşmalarında hep şeyi söylüyor, Yeni Doğan kitabından bahsediyor ve diyor ki Yeni Doğan kitabı o kadar önemli ki evet çocuk kitabı söylediğiniz sözcükleri bilmeyecek, kitabı ne olduğunu bilmeyecek çünkü Piaget'e göre henüz o şemaları oluşmadı. Ama Yeni Doğan döneminden itibaren çocuğun hayatında kitap olacak, ona okunmuş olacak, ona okunurkenki ses tonu, ona kullanılan sözcükler ona uyarıcı zenginliği sağlayacak ve biz hep şunu söyleriz, çocuklar doğduğu andan itibaren onların duyularını geliştirici her şey onların gelişimlerine katkı sağlar. Doğum öncesinden itibaren çocuklar müzelere giderlerse müzelere yatkın olurlar. Benim oğlum bir aylıkken Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden konuklarımız varsa oradakilerin bazıları biliyorlar. Biz müzede o zaman kafesi vardı ve altını değiştirdiğimizi hatırlıyorum. Ve 3 aylıkken Efes'te bizim erken çocukluk eğitimi kongremizde ben kongreyle ilgilenirken Ayşe Çakır İlhan hocam siz hatırlarsınız. Oğlum o zaman 3 aylıktı ve bizimle birlikte o alanları geziyordu. Kızım için de aynı şey geçerli ve biz bir yere gittiğimiz zaman hep müzelerdeyiz ve bize derler ki ama sizin çocuklar müzeyi seviyor, biz çocukları içeri girdiremiyoruz. Bu tamamen çocukların hani AVM'ye gitme kültürleri yok ama müzeye gitme kültürleri var. Burada kırmızı Rahmi Koç Müzesi'nden gördüğünüz kırmızı ufaklıkta benim oğlum ve şuradaki Kibele'nin yanındaki Kibele burada yok ama biraz sonra göreceğiz. Onlar da yine onların küçüklükleri, frik kostümleri, giymişlikleri var. Bu onları olumlu yönde etkileyecek diye düşünüyoruz. 2000 yılında İstanbul'da biz müzeleri gezerken arkeoloji müzesindeyiz ve çocuklarla ilgili bir birim açılmış ve merakla orayı görmek istiyoruz ama kapalı, kilitli kapısı. Sonra bir ara görevliler oraya girerken hızla içeri girdik ve o mor yazılı olan yere dikkat ederseniz yaramaz çocuklar tarafından karalanmış bir tablet gibi bir şey yazıyordu. Ben o zaman yani gerçekten müzede eğitimi bilen, çocuğu tanıyan birilerinin çalışması gerektiğini düşünmüştüm. Tabii ki bu şu anda eğitimde olan birçok kişi de ya da eğitimde olmayan birçok kişi de bunu düşünmüştü. Çünkü biz hiçbir zaman çocuklara yaramaz demeyiz. Yaptıkları karalamalara da yaramazlığından dolayı karalama diyemeyiz. Ayşe Hocam hani sizin alanınız da aynı zamanda çocuğun karalamaları bizim için çok değerlidir. Hiçbir zaman da o yaramazlığın bir göstergesi değildir. Ama burada gördüğünüz fotoğraflar günümüzde geçen sene almıştım galiba. Günümüzde çocuklarla yapılan arkeoloji müzesindeki çalışmalar aslında 20 yıl içerisinde, 21 yıl içerisinde bizde müzede yapılan çocuk etkinlikleri konusunda çok aşama kat etmiş görünüyoruz. Ben bu seneler yani bu kaç sene önce 10-11 sene önce falan çocuklara sormuştum müze sizin için ne anlama geliyor diye. Bir de bir haftadır soruyorum. Size çocuklar için müze ne demek ve müzeyi gezmek ne demekle ilgili onların ağzından bilgi vermek istiyorum. Müze yemek yenilen yerdir. 6 yaş erkek çocuğu. Şu anda bu erkek çocuk bizim evde 18 yaşını bitirmek üzere. Çünkü müzeler haftasında gittiğimizde müzenin bahçesinde yiyecekler oluyordu. Müzeler haftasına özgü yapılan işte orada etkinliklerde satılan da oluyordu, ikram edilen de oluyordu. Ona göre müze yemek yenilen yer ve çok da haklı. Antik eserlerin sergilendiği yer. Yanlarında yaşları yazıyor ve cinsiyetleri yazıyor çocukların. Müze sanat eserleri ve tarih eserlerin sergilendiği yer. Tarih eserlerin olduğu gezilen bir yer. Aslında ortak özellikler var söylenenler içerisinde. Müze deyince aklıma dinozorlar ve tarih öncesi insanlar geliyor demiş 8 yaş erkek çocuk.
tarihi eserlerin olduğu yaş diyor, 9 yaş ve 10 yaş erkek çocuk. Eski zamanlardaki eşyaların olduğu yer diyor başka bir oğlumuz. Benim için müze eski ve yeni eşyaların sergilendiği, korunduğu ve saklandığı bir yapı. Müze yeni bilgilerin öğrenildiği, yeni şeylerin görüldüğü yerdir diyor 9 yaşındaki bir oğlumuz. Bu 9 yaşında bir kızımız ve diyor ki müzeler hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Tarih ve kültürümüzle ilgili bayağı katkı sağladığını düşünüyorum. Orada tarihi eserlerimiz ve bazı antik eşyalar var. Biz onları gezerek bazı bilgileri öğreniyoruz ve bu bilgiler günlük hayatımızda işimize yarayabiliyor. Müzeleri de çok seviyorum. Yani çocuklardan bunları duymak beni çok heyecanlandırıyor. 9 yaşındaki bir kız çocuğu bunu söylüyorsa, 9 yaşındaki bir erkek çocuğu bunları söylüyorsa demek ki hani ailelerimizde müzelerle ilgili aileler. Hani burada müzelerle ilgili ailelerden almadım ben. Karşı komşumdan aldım, arkadaşımın çocuğundan aldım. Ne kadar müze gezdiklerini hiç sormadım ama tabii ki şu anda müze eğitimi alan çocuklar var. Henüz onların okuluna gelmedim, söyleyeceğim oraya gelince de. Öğreticidir, gezmesi çok eğlencelidir. Müze tarih eserlerin olduğu ve eğlenceli bir merkezdir. Müze içinde eşyalar, eski oyuncaklar, eski arabalar, tarihi yazılar vardır. Müzelerde atölyeler düzenlenir. 10 sene önce böyle, evet, çok gelmiyordu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin biliyorsunuz eğitim atölyesi örnek atölyelerden biriydi, ilk açılanlardan. Hani o zamanlar daha yeni yeniydi benim 10 sene önce çocuklardan bu bilgileri aldığımda. Ama şu anda çocukların yaşamında müzelerde olan atölyeler var. Bu da çok hani değerli ve bu alanda çalışan, emeği geçen herkese hani minnettarım çocuklar adına. Tarih ve mitoloji 11 yaş. Sanatsal, tarihsel ya da günümüze ait birçok eserin bulunduğu yerler. Müzeler güzel ve faydalıdır. İnsan gidince resimlerine ilham buluyor. Hani resim yapmayı seven bir kız çocuğu oraya gidince ilham alıyor. Yani ilham buluyor orada kendisini. Bu mor olan, evet, eğitim alan bir çocuğumuz şu anda. Uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimle ilgili çok bir şey konuşmayacağım ama burayı renklendirerek dikkatinizi çekmek istedim. Çocuk, 7 yaş kız çocuğu ve bana ses kaydı olarak geldi. O heyecanını anlatamam. Onun heyecanını size burada yansıtma şansım yok. Ama çocuk hani ses kaydı vermek istemedim. Buraya yazdım sadece ama sesindeki heyecan çok güzel. Bu pandemi günlerinde siz çok güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Ve ben de her hafta çok bekliyorum sizin etkinliklerinizi. Geldiğimde etkinlik zamanı heyecanlanıyorum. Ne etkinliği yapacağız diye. 7 yaş, Ayşe'cim buradaysan sana gelen mesajlardan Ayşe Bağırcıoğlu, Rahmi Koç Müzesi, müze eğitimcisi. Hani bu heyecanın çocuklarda olması çok güzel. Ama ben Ayşe'yi hem öğretmen eğitimi hem de çocuklarla olan uzaktan eğitim sürecinde birer tane çalışmasına katıldım. Gerçekten yani müze eğitimcisi olarak iyi zaten ama bir eğitimci olarak da çok iyi. Çocuklar, ben de çocuk olmak isterim Ayşe'nin eğitimine katılmak için. Gerçekten böyle heyecanla bekleyecek etkinlikler yapıyor. Güzel ve heyecanlı demiş 8 yaş kız çocuğu. Ben her müze gezişimde ayaklarım çok yorulduğunu fark ediyorum. Müze gezmek deyince yorgunluk aklıma geliyor demiş. Sunumumun bazı satırları ve yanlar çıkmamış ama hani oraları ben biliyorum, aktarırım size. Tam ekranında ama yine de eksiklikleri var. Müzelere gitmek ve antika şeyleri görmek hoşuma gidiyor. Bazen şaşırıyorum. Eski zamanlarda kullanılan şeyler günlük hayatımızda çok değişmişler diyorum ve inceliyorum özelliklerini. Müzeye gitmeyi çok seviyorum. Orada güzel şeyler öğreniyorum. Buradaki kız çocuğu da karşı komşum. O yani günümüzde kullandığı eşyaları orada görmekten ve aslında o zaman kullanılan eşyalardan günümüze olan değişiklikleri görmekten çok heyecan duyuyorum diyor. Şaşırıyorum bunlara diyor. Ve bunları fark etmiş olması biz gelişimciler için hani bilişsel becerilerini sergilediği bir alan ve duygularını da rahatlıkla söylüyor, önemli. Eski zamanları görmek, işte öğrenmek, mutlu olmak, haz almak. Bunlar hep çocukların söylediği şeyler ama en son maddeyi çok seviyorum, bu 10 sene 11 sene öncesinden. Süper, hatta süperden de daha güzel demiş. Ya biz çocuklarımıza eğer güzel hani klasik müze gezilerini yapmazsak,
çocukların orada zaman geçirmelerine izin verirsek, onlar için süper olacak ve müzeyi böyle algılarlarsa, biz kültürümüzü ve tarihimizi bilirsek daha iyi insanlar olma yolunda, kültürlü olmak, hani çocukların da kültürlü, kültürün farkında olmaları ve kültürün değerini anlamaları açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Eğitimin amacı zaten çocuğu kültürlendirmek olmalı diye düşünüyorum. Heyecanlıdır. Eskiden ne olup bittiğini öğreniriz. Kendimi eski çağlarda gibi hissediyorum. Biraz da diyor korkuyorum savaşlar falan olan yerlerden. Antik şeyler görmek hoşuma gidiyor diyor başka bir çocuk. Konuya göre değişiyor. Eğer sanatsal niteliği varsa daha çok yapan insanlar ve eserlerin başından geçenleri düşünerek geziyorum. Yani çok derin bir ifade. Hani sanatsal şeyleri kim yaptı, yapanların başından ne geçti, bu eserlerin başından ne geçti. Burada aynı zamanda çocuk 13 yaşında artık, hani soyut döneme de geçmiş, daha arka planı da merak ediyor. Müzelerde ve arkeolojik alanlarda çocuk olmak deyince, biz başta sorduğumuzda buraya gebeliği koymadım, gebeliği de koyuyorum. Aslında aklıma gelmişti yazarken. Doğum öncesi 9 ayda bebek, bebeklik, ilk çocukluk yani anaokulu çağ çocukları, orta çocukluk döneminde olan ve son çocukluk yani ergenlik döneminde olan çocuklar. Bu çalışmanın, yani bugünkü konuşmamızın içeriğini oluşturuyorlar. Ve çocuklarla çalışırken şunu düşünmek gerekiyor. Örneğin erken çocukluk döneminde olan bir çocuk için zaman soyut bir kavramdır. Der ki ne kadar uyuyacağım, anaokulunda sorar. Seray öğretmen de der ki, Seray öğretmen de burada. Seray öğretmen de der ki bir saat uyuyacaksın. Bir saat ne kadar diye sorar. Hani işte babam ne zaman gelecek? İşte 3 kere uyuyunca gelecek. Bizim evde öyle bir yanılsama yapmıştık. Hani ne kadar olayın içinde olsak da şablon ifadeleri hemen kullanıyoruz. Ben birinde kızıma 3 kere uyuyunca geleceğim mi demişim. Hatırlamıyorum tam da. Ama bir kere fazla uyumuş ben yokken. Ve işte ama dedi 3 kere uyudum ve henüz gelmedin. Oysa benim gelmeme daha bir gün vardı. Onlar için şimdi ve buradaysa ben müzede bu çocuklarla ne yapmalıyım? Yani okul öncesi dönem çocuklarıyla ben müzede ne yapmalıyım? İlkokula gelen çocuklar somut aşamadalar, somut olayları, kavramları algılayabilirler. Müzeler evet somut olarak objeler orada ama anlattığı yani geçmiş soyut çocuklar için ergenlik döneminde artık soyut kavramları da anlayabiliyorlar. Burada işim daha da rahatlıyor. Ben müzede çocuklarla gezeceksem, çocuklarla bir çalışma yapacaksam, çocuğun içinde bulunduğu gelişimin döneminin özelliklerini çok iyi bir şekilde biliyor olmam gerekiyor. Bugün şimdi burada müzede yapılan, müzelerde ve arkeolojik alanlarda yapılan çalışmalardan bazı örnekler sunacağım. Ama burada sunacağım örneklerin ben çalışmaların sadece bir parçasıyım. Ben çocuk gelişimci olarak bu çalışmalarda yer aldım. Bu çalışmalarda arkeologlar vardı, eğitimciler, müze eğitimcisi, drama eğitimcisi, sanat eğitimcisi. Eğitimcilerden bu üç grubu ayırdım. İhtiyaç var gibi geldi. Çünkü müzelerde bunlar çok daha yoğun çalışıyorlar. Arkeometrist, moda tasarımcısı, Frik kostümlerinde bir moda tasarımcımız vardı. Gülşen Serdar da burada olacaktı. Belki o da eğer isterse sonra o süreci ile ilgili birkaç şey söyleyebilir. Antropolog, malzeme bilinci, restoratör, sanatçı, sanatçının içerisinde edebiyat, çizer, heykeltıraş birçok şeyi koyabiliriz. Özel eğitim uzmanı, psikolog, sanat tarihçi ve daha hani birçok mesleği buraya koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ve bundan sonra size sunacağım çalışmalar transdisipliner bir bakış açısıyla, yani herkes kendi mesleğini ortaya koyduğu bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiş çalışmalar. Magnezya kazısının 20. yılında Işık Hoca ve Orhan Hoca davet etmişlerdi. Bu sene 20. yılımız ve çocuk gözüyle magnezya ile ilgili bir çalışma yapıyoruz diye. Bu çalışmada kazı evinde olan ve orada çalışanlarla Ali Akınakyol, ben, işte bir yaşındaki oğlumuz birkaç gün Tekinköy'de kazı evinde zaman geçirdik çocuklarla. Kimler katıldı bu çalışmaya? Köyde kim varsa çocuk olarak onlar katıldı.
ve 4 ile 16 yaş arasındaydı. Ve biz 4 ile 16 yaş çocuklarına örneğin resim yapıyorlarsa hepsi aynı anda yaptılar. Ama birilerine bir şey anlatılıyorsa küçük çocuklarla drama yapıldı. Üste gördüğünüz resim kaze ve bir ilkokul, yani şu işte ilkokul, eski ilkokul onun önünde ve bu aşağıda gördüğünüz de kaze evinin bahçesi. Zaman zaman işte küçük yaş grubuyla drama çalışmaları yaptık, ebru çalışmaları yaptık, işte kostüm tasarlama yapıldı. Çocuklarla 2 gün boyunca birlikte olduk. Ve çocuklar hazırladıkları çalışmaları Magnezya Kazı Alanı'ndaki Antik Tiyatro'na, köyde yaşayanlara ve kazı evinde çalışanlara sundular. Hem çocuklar için hem bizim için deneyimdi. Biz hep bizim durduğumuz yer, eğitimcilerin ve gelişimcilerin durduğu yer hep şurası, şöyledir. Hani biz çocuktan öğrenen grubuz ve biz buradaki köy çocuklarından da hani çok şeyler öğrendik ve birlikte keyifli zaman geçirdik. Frik kostümleri projesi vardı. Aslında bu 2008 yılındaydı ve her sene bu sene Frik yılı demişti Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Burada sevgili Hikmet Denizli'yi saygıyla, özlemle anmak isterim. Müzenin kapıları bize, herkese açıktı. Yani kaledeki oturan halka, ilkokuldaki öğrenciye, üniversitedeki hocalara, herkese açıktı. Ve işte her sene başka bir uygarlığın yılı olacaktı. Friklerde frik kostümleri tasarlandı. Bu çok daha büyük bir ekibin çalışmasıydı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin uzmanları ve işte moda tasarımcısı olan arkadaşlar Galaxy X'ten ekip olarak arkeolojik eserlerin üzerindeki ve kitaplardaki görsellerden yola çıkarak o döneme ait kraliçenin, kralın, rahibin, komutanın, halk kadınlarının, işte şey, halktan kadınlar ve erkeklerin giysileri incelendi. Burada gördüğünüz giysiler Frikler dönemine ait giysiler. Burada yani giysiler üzerindeki her şey o dönemdeki görsellerden alınarak çıkarılmış. Belki hani Asuman buradaysan ve Gülşen buradaysan benim aklıma gelmeyen şeyleri sizler de söyleyebilirsiniz. Biz, bu kostümler ilk öğretim çağında, o zaman ilk öğretimdi. Biz 8 artı 3'ü seviyorduk. 4'ü de sevdim gerçi ben lisede. İlk öğretim çağının çocuklarınındı. İşte bizim çocuklar okul öncesindeydi. Onlar da kostüm giydiler. Bunlar da Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulu'nun öğrencileri. Resmi izinlerimiz ve ailelerden izin alarak çocuklar bu kostümleri giydiler. Ve giydikleri kostümleriyle müzede birkaç kere bulunduk. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni, yani Frikliler, Friklyalılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdiler. Hem kendileri için çok güzeldi bu gezi, hem de o gün müzeyi gezenler için de bence güzel görüntülerdi. Ve müzeler haftasında Friklyalılar, Altındağ Belediyesi'nin ile işbirliği ve müzeyle işbirliğiyle yapılan üstü açık otobüslerle Gordion'a gidildi. Çok etkileyiciydi. Yani Frikya'da geziyorduk biz. Günümüz teknolojisindeki taşıtlarla geziyorduk. Ve orada Polatlılı çocuklar ve Frikyalılar buluştu. Hani tırnak içinde Frikyalılar. Alt sağ köşede gördüğünüz kral ve kraliçe binlerce yıl sonra kendi müzelerini geziyorlar. Hani o çocuklar için sanıyorum bunun hani tarifi yoktur diye düşünüyorum. Ayşe Hocam, burada unutmadan geçeyim. 2000 yılında mıydı eğitim fakültelerine bu drama dersini verenlere drama, bir hafta boyunca drama vermiştiniz ve bizi bir gün Gordion Müzesi'ne götürmüştünüz. Ben kitaplardan okusam da, tarihe bu kadar ilgili olsam da, o zaman Ayşe Hocam biz şeydik, Frikya'da gazete çıkaran gruptuk ve grubumuzda da çok iyi bir görsel sanatlardan birileri vardı, çizim becerisi iyi olan, muhteşem bir gazete çıkarmıştık biz. Ben o gün öğrendiğim iki şeyi unutamıyorum. Bir, fibulaları kullanıyorlardı Frikler. İlk onlar mı kullanıyordu orayı hatırlamıyorum. Ama yüz görümlüğü onlarda vardı. Onu da unutmadım.
Yani günümüzde var ve o zaman da yüz görümlüğü vardı ve fibulalar, çatal iğne, filteke hangisini derseniz fibulalar. O dönemde biz gazetemizde buna yer vermiştik. O benim için hani çok büyük bir deneyimdir burada. Ayşe Hocama teşekkür ediyorum ve oradaki ekibe o dönemde bize yaşattıkları için. O yüzden bu çocuklar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Kaunos Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı iki gündür hazırlanırken şunu fark ettim. Aslında bir süredir içten içe de hissediyordum. Diğer çocuklarla yaptığım çalışma içerisinde bunun ayrı bir yeri olmuş. Hani biz çünkü hayat işte Haziran ayı, üniversitelerin en yoğun olduğu ay, bir hafta Kaunos'taydık. Buradaki çocuklar hem oranın köy halkının çocukları hem de Başkent Üniversitesi üzerinden duyuru yapıldığında gelen çocuklar farklı şehirlerden. Başta gördüğünüz ilk kalelerden birisi. Vermesiyle sonlanan. 5 tam günlük bir program burası. Niye çok özeldi bilmiyorum. Belki de biz hani program başlamadan biraz sohbet ettik. 5 gün boyunca oradaydık. Yani Kaunos'la yatıp Kaunos'la kalktık. Çocuklar için de öyleydi. Ve başka bir şey yoktu hayatımızda. Teknelerle karşıya geçiyorduk. Kazayevi tarafına her gün tekneye biniyorsunuz. Ritüel gibi düşünün. Çok hoş. 5 günlük güzel bir ritüel. Ve Kazayevi'ne geçiyorsunuz. O ilk başta gösterdiğim manzarada her gün içebiliyor muyduk bilmiyorum ama ben mutlaka içmişimdir. Bir kahveyle güne başlıyorum ve çocuklarla dolu dolu etkinlikler. Şimdi o etkinliklerden bahsedeceğim. Bilir hocam, burada sizin hani söyleyeceğiniz şeyler de benim aklıma gelmeyenler de olabilir. Hedef kitle olarak 7-12 yaş grubu belirlenmiş. Mutlaka köydeki çocuklardan olacak. Ve yeri de Kaunos Kazayevi. Yani çocuklar da programda yer aldılar. Bilim kurulu buradaki hocalarımız, düzenleme kurulu buradaki hocalarımız, yani bu hocalarımızın hepsinin çok büyük emeği var. Ama bizi aynı çatı altında toplayan Cengiz Hocam, Bilir Hocam, hani çok minnettarız size. Ben kendi adıma benim böyle güzel bir çalışmada bulunmak benim için çok onur verici. Değerlendirme kurulu, basın ve yayın kurulu, evet Umut Atakulu orada tanıdık ama güzel bir videoyla Umut Atakulu sizinle de tanıştıracağız birazdan. Program çok yoğundu. Ben bugün programda neler var diye baktığımda programda bunlar vardı ama burada yazılı olan isimler, yani şöyleydi. Biz aslında baştan itibaren ekibin hepsi, biz hepsini yaptık. Hani burada sikke yapılıyor, Zeynep Hoca yapılacak, ben kenarda oturayım şeklinde, ben drama yapıyorum ya da güzel sanatların hocaları o döneme ait işte günümüzde hangi semboller var konuşuyorlar, o semboller üzerinden biz, peki siz antik çağda hangi sembolü yapmak isterdiniz diye çocuklara sembollerini yaptırıyorlar, tuvalet işareti ya da işte başka neler yapmak isterse diye, biz bunların hepsine hepimiz katılıyorduk aslında. Belki bu çalışmanın gücü de oradaydı ve aynı zamanda hani köyde yaşayan çocuklar bize aracılık ve arkadaşlarına ve bize aracılık ve zeytincilikle ilgili sunumlar hazırlayıp anlattılar. Köyde yaşamayan diğer yerlerden konuk gelen çocuklar da, Bilir Hocam burayı tam hatırlayamadım ama çocuklardan birisi Güneydoğu'daki bir binayı mı anlatmıştı, ışık düşüyor vesaire gibi bir şeyler kalmış aklımda. Hocamızın, Cengiz Hocamızın Tillo hikayesiyle bağlantılı olan aslında öyküyü çok etkilenerek aslında anlatmıştı, tekrarlamıştı ama bizi en çok çarpan şey çocukların, yani Çandır'dan bizim mutfak ve kazı evi ekibimizin çocukları, ki şu anda üniversiteyi bitirdi o gün. Sunum yapan Gaye ve Sude. Seher Hanım'ın çocuklarıdır. Çok değerliler. Kazı evi anlamında geleneği sürdürüyorlar. O kekleri ve poğaçaları çocuklara yapan, yemekleri yapan kişiler. Onları da sevgi ve saygıyla burada anmak kesinlikle gerekir. Bize şaşkınlık yaratmış, evet, yarattırmışlardı diyebiliriz. Çocukların aslında çok erken dönemde barıcılık, arıcılık ve bal yapımıyla ilgili ne kadar yetkin olduklarını
ve zeytinin nasıl işlendiğini bize anlattıklarını, hayvancılıkla ilgili bilgi verdiklerini hatırlıyorum. Hı hı. Aslında köy çocuklarının olmasını istemiştim ben. Bunu da Cengiz Hoca ile konuşmuştuk. Köyceğiz'den ve Çandır Köyü'nden sadece çocuklar değil, hatırlıyorsanız iki evet. tane de ilkokul öğretmenimiz vardı. Hı hı. Ve Çalıştay'a onlar da katıldılar ve çok şey öğrendiklerini söylediler. Aslında Çalıştay fikri ilk benden çıkmıştı. Bir yıl önce yapılan Çalıştay sırasında şöyle bir şey yapsak, çocuklara antik dönemle bağlantılı meslekleri tanıtsak, çünkü her çocuğun üniversite bitirmesi gerekmiyor ama bir alanı çok sevmesi gerekir ve antik çağdaki meslekler nelerdi bunları anlatsak nasıl olur demiştim. Hocam çok pozitif karşılamıştı. Hı hı. Sevgiyle anıyorum, bağlanmasını istiyorum Cengiz Işık hocamın, kazı başkanı. Hı hı. Ve bu şekilde gelişti ve sonrasında tabii çok güzel şeyler oldu. Yani oradaki hocaların birbiri içindeki uyumu, herkesin en çok şeyi çocuklara vermek istemesi, sizin de anlattığınız hı hı. gibi kendi bütün bilgi birikimini, bunu hatırlıyorum, Zeynep Öğün, Sikke çalışan çok değerli bir hoca. O mesela çocuklara sikke yapımını öğretti, hatırlıyorsanız. Evet, hem sikke yapımını hem de çocuklar sikkeyle de tanışmış oldular. Kendi sikkelerini yaptılar ama biliyorlar ki tarihte sikke paralar var. Yani bunu birinci elden değil, Tarih Coğrafya Fakültesinden bir hocadan duydular. Ve seramik yapımı, sonra kalıp alma. En önemlisi de Avanos çömlekçiliğinin çok değerli ustalarından Tayfun'un evet. aslında çocuğunu benim davet etmemle başlayan süreçte bir rakı fırını yapmaları, Bora Türkkan'la Başkent Üniversitesi'ne ve Halime Türkkan'ın da aynı şekilde çocuklara yaptırmış olduğu plakaları hatırlıyorsunuz. Çok, çok meşakkatli bir süreç. Ve çocuklar kendilerine takılar yaptılar. Asuman Alpagut, evet. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden. Kazı yaptırdık. Siz kostüm yaptırdınız. Hı hı. Antik Yunan. Bir de boyattınız onları, hatırlıyorsanız. Bordürlerini. Evet. Masalar çok müsaitti kazı evinin. Ama tam bir kaos. Resimler yaptırdınız. Hı hı. Kendilerini nerede hissediyorlar diye. Yani inanılmaz bir çalıştaydı gerçekten. Yani burada programda görülenin çok üstünde hem biz projede çalışanlar hem de çocuklar kazanımları oldu diye düşünüyorum. Hani benim de öğrendiğim şeyler oldu, fotoğrafı gelince onu da söyleyeceğim. Bilir Hocam çok teşekkür ediyorum desteğinizden dolayı, bazılarını hani siz de içinde olduğunuz için daha canlı da hatırlıyorsunuz. Ve orada çocuklar, yani çocuklar arıcılığı ve zeytinciliği o kadar güzel anlattılar ki, hani yaptıkları ve yaşadıkları bir şeyi anlatmaları o kadar güzeldi ki. Ama hani ezberden yapsalar eğitim sistemimizdeki gibi çok kuru anlatımları olacaktı. O yüzden de çocukların arkeolojik alanda bu yaşantıyı edinmeleri çok çok değerli. Burada dediğim gibi program var ama bu programda gerçekten hani şimdi antik çağda binalar çalışılacak, ben burada yokum gibi bir şey hiç olmadı. Biz hep ekip olarak hepimiz çocuklarla ilgileniyorduk ve farklı yaş gruplarında olduğu için zaten hem gereksinim vardı hem de gönüllü olarak biz bunu yaptık. Ve en son gün işte Cengiz hocamızın biraz sonra göstereceğim fotoğraflardan sonra çocuklara katılım belgesini vermesiyle program sonlandı. Burada çalışmalardan görüyorsunuz, Bilir hocamın da bahsettiği gibi işte tanışma yaka kartlarının verilmesi, fotoğraflardan görülen iki tane oğlumuz çok kaçaktı. Anneleri onları tanıyor. Arada gelmişler, o arada fotoğraf karesine girmişler, ilgilerini çeken etkinliklere geldi ama bizim çocuklara mutlaka katılın gibi bir baskımız zaten hiç olmadı. Onlar ama çoğunlukla sürecin içindelerdi. Resim yaparken, kostümlerini tasarlarken çocukları ve tanışma sırasında çocukları görüyoruz.
Yine kalkanlarını tasarladılar, kartonlara, renkli kağıtları kullanarak onları süslediler. Hani biz orada bile acaba kalkan dememiz doğru mu? Ama Asuman'ın kalkanları ve bu tür araçları anlattığı güzel bir yanı var. O kendini korumak için, savaşmak için değil diye. Geçen 2020 Ocak ayında da yine müzede karşılaştığımızda çocuklara da aynı şeyleri söylemişti. Böyle ve alttaki karada da teknelerle gittik. Dalyan'da teknelerimizden indik, restoranların arasından artık Kaunas halkı geçiyordu. Biz bunu 15-20 sene önce başka ülkelerde görülürken artık bizim ülkemizde vardı. Ben orada konuk olsam ya da orada yaşayan birisi olsam bile çok heyecanlanırım. Hani böyle manzaraları gördüğüm için. En can alıcı çalışma arkeolojik alanda çocuklar için hazırlanmış bir mekanda. Çocuklar, bilir hocam sizin söylediğiniz o dönemde hangi meslekler vardı ama arkeolojik alanda hangi meslekler olduğunu da burada gördüler. Ben zembilin ne olduğunu bilir hocam burada öğrendim. Birinci karede kırmızı şortlu kızın yanındaki zembil, doğru mu hatırlıyorum hocam? Evet, o kırmızı şortlu olan evet. Kişi Sera Tekkök, benim yeğenim. Şu anda üniversite sınavına hazırlanıyor. Evet. Onlar da kazı alanında çalıştılar. Evet. Ve ben hani zembille su taşımayı orada gördüm. Zembille su öyle taşınıyormuş. Hani 10 sene önce, bundan 10 sene gençken ama gene de ilerleyen yaşlarımda. Ama çocuklar zembili orada gördüler ve biliyorlar. Hepsi görevlerini nasıl bir ciddiyetle yaptılar. İşte eserlerin bulunması, eserlerin sağ alt köşede gördüğünüz işte zarar verilmeden temizlenmesi, onların belgelendirilmesi. Ne iş varsa onlar organize edilmişti ve çocuklar o işleri büyük bir heyecanla yaptılar. Hatta büyük bir çocuğumuz vardı ve ilk günden itibaren diyordu ki ben bunların hepsini biliyorum. Haydi kaz alanına gidelim. Ben bunların hepsini biliyordum ve o çocuk kaz alanına gittiğimizde kendini daha mutlu hissetti. Çünkü o gerçek bir kaz alanı görmek istiyordu. Burada sanat çalışmalarından görüyoruz. Demeter'in mitolojisi anlatıldıktan sonra da çocuklar onunla ilgili hani oradaki karakterleri yaptılar. Burada sanıyorum işte sembolleri yaptıkları, işaretleri yaptıkları, işaretlemeleri yaptıkları çalışmaların kurumuş halleri. Bahçede çalışıyorlardı bunları. Yine işte Kaunos'ta yürürken, Kaunos halkı şeyde Dalyan'da yürürken görüyoruz çocukları. Yani bizim için çok heyecanlıydı, çocuklar için de çok heyecanlıydı. Onlar ne kadar farkındalardı, eğlendiler ama mutlaka yaşamlarına dokunuldu ve onların kültüre, tarihe, yani bakışları farklı olacak. Kaunos Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı'nın sergisi yapıldı. Hocam buna ben gelememiştim çocuklar küçük olduğu için ama Atın katılmıştı. Kültür Bakanlığı'nın, özür diliyorum sözünüzü kesiyorum. Kültür Bakanlığı'nın her yıl yapılan kazı sonuçları sempozyumu o yıl Muğla'da yapılmıştı. Ve Muğla'da neden aslında bu çalıştayın bir de sergisi olmasın demişti Cengiz Hocam. Ve böyle bir düzenlemeyle o çocukların portrelerini burada görüyorsunuz hepsinin. Başkent'te de sanki açılmış mıydı sergi, ben öyle hatırlıyorum. Ben başkentte oldu da gelemedim. Başkent'te de açıldı. Evet, ben orayı hatırlıyorum. Evet. Ben işte mümkün olduğunca son senelerdeki çalışmalara yer vermeye çalıştım. Bu çalışma ben Aralık 2019 diye hatırlıyordum. Bakınca 2020 olduğunu gördüm. 17 Ocak 2020 olduğunu gördüm. Anaokul çocuklarıyla en son çalışmam ve işte yani muhteşem bir şey çocuklarla olmak. Çocuklarla gezerken bunlar küçük çocuk. Çatalhöyük evinin önünde yaptık sadece biz çalışmamızı. Sonra Asuman'da çalışmaya dahil oldu ve bir iki noktada çocuklarla başka şeyler yaptı. Bunların yaşı küçük ama önemli değil. Ben liseyle gezerken de hatta çok benzer bir çalışmayı GEF Oyun'la, Gazi Üniversitesi Oyun Topluluğu'yla yaptım. Onu da sadece Çatalhöyük evinin önünde yaptım. Amaç bütün müzeyi gezdirmek değil. Seneler önce Ayşe Hoca'nın bize yaptığı bir gazete çıkarma olayı Gordion'da beni nasıl etkilediyse biz hala yolumuzu düşürüp gideriz. Belki 10 kere, belki 20 kere gitmişizdir Gordion Müzesi'ne. Önemli olan müzenin orada bulunması ve bir şeyleri alması ve sonra gitme istekliliğinin oluşması.
Anaokulu çocukları şimdi ve buradayla ilgili demiştik, küçük çocuklar. Ama onların yaşantılarından bir şeyler bulduk biz burada süreç içerisinde. Evet, ilerleyemedim. Şuradan ilerleyeyim. İşte Asuman Alpakut sağ olsun hemen Kibele'nin ve bir şey daha vardı hatırlamıyorum. Çocuklara merak uyandırıp çantanın içinden onu çıkarmak, ona dokunmak, onunla aynı eseri bulup müze içinde göstermesi. Çünkü çocukların benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebiliyor olması erken çocukluk döneminde istediğimiz hedeflerdendir. Ve onlara eş olurken örneğin bu kartonların üzerinde bir kendi yaptıkları resim var, bir de küçük kağıtlara kesilmiş olanlar var. Orada da Asuman sağ olsun ben ona hani göndermiştim fotoğrafları, görselleri. Bunlar o döneme mi ait diye. Çünkü bazen bulduğumuz bilgiler yanlış olabiliyor. Görseller de yanlış olabiliyor. Asuman Alpakut da sağ olsun dedi ki evet bunların çoğu o döneme ait ama şunları çıkarmalısın. Burada da transdisipliner çalışmanın önemi devreye giriyor. Gördüğünüz gibi işte çocuklar bunlardan iki tane vardı. Aynı resim olanlar eş oldu diye başlayan bir süreçten gelinen bir drama çalışması yapmıştık çocuklarla. Ve en son değerlendirme aşamasında da ellerindeki kağıtları kartonun istedikleri yerlerine yapıştırdılar ve bu gördüğünüz en altta gördüğünüz büyük kartonlar aslında ben figürleri küçülterek diğer üç fotoğrafı aldım. Ve çocuklar gördüğünüz gibi Kibele'yi, hayvanın görselini, yürüyen insan resmini kendileri yaptılar. Bunlar çocuğun hayatında var ve bunu müze ortamında yapmak oldukça değerli. Müzeye geldiklerinde karşılamayla başlayan ve sonra kafenin orada işte oturup değerlendirmeyle sonuçlanan neler yapmıştığız diye konuşarak önce bir resimle daha sonra da yaptılar. İlkokul grubuyla 31 Ocak 2021'de çalıştık. Antalya Müzesi bizi bu sunum için davet ettiğinde biz geliriz ama dedik öyle boş gelmeyiz. Bizim şartlarımız var, biz çocuk isteriz, biz çocuklarla müzede etkinlik yapmak isteriz dedik. Tam yarı yıl tatilinin ortası olduğu için ve pandeminin hemen öncesi ne kadar özgürmüşüz. Çocuklar da okul tatili olduğu dönem olduğu için hani okullardan bulamamışlar ama orada personelin çocukları ve tanıdıklarının çocuklarıyla biz müzede çalışma yaptık öncesinde, sonra da geçip yetişkinlere sunumumuzu yaptık. Burada da farklı yaş grupları vardı. Bir de tanı almış bir çocuğumuz ve tanı almamış ama tanı almaya aday bir çocuğumuz vardı. Tabii bunu söyleyecek kişi ben değilim kesinlikle. Ama hani hem farklı yaş gruplarından hem de işte farklı özellik gereksinimler olan çocuklarla bir arada olmak, onları sürecin içine katabilmek de ayrıca hani ne zaman onu başarabilsem hep kendimi çok iyi hissederim. Çünkü özel gereksinimli çocuklar her zaman bu sistem içerisinde sıkıntı yaşayan çocuklardır. Ve örneğin bir tanesi en son işte bu değerlendirme aşamamız yine. Origamiden de yararlandık, resimden de yararlandık. Duramıyor yerinde, böyle bir kıpır kıpır ve ben de duramayan birisi olduğum için onu çok iyi anlıyorum. Hani ben ilkokuldayken, ortaokuldayken o zamanlar tanı konuluyor olsaydı yoktu. Hani dikkat eksikliği ve hareket bozukluğu tanısı almaya aday kişilerden biriyim. O zaman mutlaka alırdım diye düşünüyorum. O yüzden de o çocuğun hareketliliğini algılayabildim ve bir baktım yerinde duramıyor ve ritim tutuyor. Liderini takip et oyununu biz ritimle yaptık ve onun yaptığı ritimleri yaptık. Sonra isteyen çocuklarla liderini takip et oyununa dönüştürerek yaptık. Hani o çocukları yakalayabilmenin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oradaki çalışmalarımızdan müze görevlileri de istekli oldular ve hem çocuklar hem de müze görevlileriyle birlikte bir süreci yaşadık. Grubumuz böyle güzel bir gruptu. Ben bir de biz bunu Özel Eğitim Kongresi'nde sunduk ve yayınlanması için de gönderdik bir yere. Benim yüksek lisans öğrencimle beraber yaptığımız bir çalışma var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Genellikle ülkemizde özel gereksinimli çocuklar, bireyler hani biliyoruz ülkemizin o çocuklarla ya da bireylerle iletişiminin nasıl olduğunu. Hani ülkemiz derken de bizlerin, üniversitelerin, ilkokulların hani her şey yeşil uyumlu gelişim gösteren kişilere göre yapılmış. Ama hani çok güzel de gelişmeler de var. Biz özel gereksinimli çocukların müze deneyimlerini öğrenmek istedik.
Emin Demir benim yüksek lisans öğrencim ve onunla daha önce müze ziyareti yapan 5 çocuk ve müze ziyareti yapmamış olan 5 çocuk olmak üzere 10 çocukla MTA Müzesi'nde, MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağı Tabiat Tarihi Müzesi'nde bir işte çocuklar buraya ziyarete geldiler ve sonra görüşme formları hazırlanarak çocuklarla görüşüldü. Bu çocuklar neleri söylediler? Hayvanları incelemek, fosilleri tanımak, materyallere dokunma fırsatı bulduklarını ifade etmişler ve müzeye tekrar gelmek istediklerini, müzeyi sevdiklerini söylemişler ve bunda da en çok dokunabildikleri materyallerin etkili olduğunu söylemişler. Aynı zamanda müzede kendileri için yazılmış Braille yazılarının, açıklamalarının ve rehberlerin açıklamalarını yeterli bulmuşlar. Ve müzeyi tekrar ziyaret etmek istediklerini, eğer bir de sarı çizgiler olursa yaşamlarının müzede daha kolay olacağını söylemişler. Bunu da hani kısaca vermek istedim çünkü özel gereksinimli çocukları da unutmamamız gerekir. Hani burada olmayan o kadar çok çalışma var ki biz Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın saraydaki zihinsel engelli çocuklarıyla Hiperaktivite Derneği'nin kurulduğu yıllarda 90'ların sonu muydu, 2000'lerin başı mıydı hatırlamıyorum. O çocuklarla müze ziyaretlerinde de hani yine bizim sorumluluklarımız oldu. Ben bir de kısaca çok üzerinde durmayacağım, çocuklar üzerinde durdum ama şunu da söylemek istiyorum. Ben 2000 yılında anaokulundaki çocuğu nasıl müzeye götüreceğim diye kafamda sorgularken, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi'ne Almanya'dan iki konuk gelmişti proje yaklaşımını anlatmaya. O zaman da onlar da işte bahsetmişlerdi müzelerden. Ben ne yapabilirim? Hani tarihi onlara nasıl anlatabilirim? Şu anda durduğum yerde çok netim ama o zaman daha işte bundan 20 sene önce daha gencim, daha mesleki anlamda kafamda sorularım var. Ben ne yapabilirim diye sorduğumda hiçbir şey, yani çok bir şey yapmanıza gerek yok. Bir sepetiniz olsun, sepetin içinde objeler olsun ya da taşlar olsun. Çocuğa deyin ki sen buradan bir tane taş seç, istediğin eserin önüne koy. Bu bile yeterli demişti bana. O benim için ufuk açan bir çalışma örnek olmuştu. Ve o yüzden ben o zamanki halimi düşündüğümde, şu anda burada çocuk gelişimci okul öncesi arkadaşlar da var. O çocuklarla çalışanların da, çocuklarla çalışan kişilerin eğitimlerinin de önemli olduğunu düşünüyorum ve birkaç tanesinden sadece görsellerle bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada bir çocuğun yarattığı, gördüğünüz kırmızı montlu çocuğun yarattığı muhteşem bir şey var. Onu söyleyeceğim biraz sonra. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda işte tiyatro, dramayla ilgilenen, istekli olan öğretmenler İşte bir hafta süreyle mi, iki hafta süreyle mi müzelerde oldular, Ankara müzelerindeler. Ben Ankara Resim Heykel Müzesi'ndeki etkinlikten sorumluydum. Hatırlarsınız 4-5 sene önce bir yılbaşından hemen önceki Perşembe ve Cuma tatil olmuştu kar nedeniyle. Ama biz orada öğretmenler, hani uzak ilçelerden de gelip bu etkinliğe katılmıştık. Sağ üst köşede göreceğiniz şu güzel kardan heykeli. Sabah bizi böyle bir heykel karşıladı. Altta da var. Bu heykeli müze çalışanları ve müze yani tam kim yaptı bilmiyorum ama o zaman yani müzenin yani sanatla ilgili bir görevi olan birisinin yaptığını söylemişlerdi ama hani yanlış da bilgi vermek istemiyorum ama müze çalışanlarının yaptığı heykeltıraş olabilir bilemiyorum. Hani şu anda tanışmadığımda sadece biz gittiğimizde hazırdı gördüm. Burada Ayşe Hocam dramada değerlendirmeyi en sonda yaparız ama ben değerlendirmeyi burada en başta vermek istiyorum. Şöyle bir değerlendirme yaptık. Biz hep erken çocukluk eğitiminde de söyleriz. Bir çalışmayı yaptıktan sonra, dramayı yaptıktan sonra okul öncesinde bir okuma yazmaya hazırlık çalışması ya da hareket çalışması, oyun etkinliği yaptıktan sonra şöyle deriz çocuklara. Bu çalışmada en çok neyi beğendin? Hoşlandığın neler oldu? İşte sevmediğin bir şeyler oldu mu? Bazen de bunu demeyiz, deriz ki işte müzeye bir gezi yaptık. Hadi sen bir resim yap, bunu anlat bize. Ben dedim ki öğretmenlere, ben ilk kez deneyeceğim ve çok heyecanlıyım. Eğer kabul ederseniz ne çıkacağını bilmiyorum. Dışarıda kar var. Kar bizim yoğurma maddelerimiz. Burada yaşadığınız yarım günlük süreci işte karla, karı yoğurma maddesi gibi düşünüp işte ondan figürler yaparak yapar mısınız dedim. Çok güzel, yani şekiller belli olmuyor ama bu bizim sabah oturumumuzun değerlendirmesiydi. 8 yaşındaki kızımız hepimizden daha yaratıcı,
Gördüğünüz gibi sağ üst köşedeki hani tam da karların ortasında bu bitkinin adını hep unuturum. Ateş, ateş bir şeyi bu bitkinin adı. Oradan boyalar elde etti ve kendi heykelini ya da figürünü boyadı. Bunu sizle paylaşmak istedim. Ve o süreç içerisinde biz işte müzede öğretmenlerle eğitim yaptık. Ve öğretmenler farklı mesleklerden çocuklar geldiğinde neyi yapabilir? Biz değerlendirme aşamasında bugün burada yaptıklarımızdan hangisini, hangi yaş grubuna, hangi eğitim kademesine yapabiliriz diye tartıştık. Hacettepe Üniversitesi'nin bir günlük bir sempozyumu vardı. Benimle oynar mısın? Dediler ki Aysel bize müzede oyun yap. Şimdi dramacı olup sadece oyun yapmak o kadar zor ki. Hani çok zorladım kendimi. Ama orada da tarihsel, yani bizim şu anda bildiğimiz birçok o çocuk oyunu ya da bildiğimiz yetişkin oyunu tarihsel süreçte oynanan oyunlar. Hani bunlardan bir kısmını biliyoruz zaten. Hani beş taş oyunu ya da... aklıma gelmedi şimdi. Mesela Tarık Akan'la Gülşen Bubikoğlu'nun şu el kızartmaca oyunu var ya, eli hızlı vuruyor öbürüne. O da milattan önceden oynanıyormuş vesaire. Bunlara ulaşıp müzede çocuk gelişimcilerle oyun oynadık. Yani oyun sempozyumu olduğu için, ama dediğim gibi dramaya kaçmamak için çok çabaladım. Ara ara da dramanın tekniklerinden de yararlandım. 2019 yılında Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi'nde erken çocukluk eğitimcileri ile, yani akademisyenleri ile Ani Antik Kenti'nde drama yaptık. Osman'ı sanki gördüm, Osman buradasın diye biliyorum. Gazi'de doktorasını bitirdi Osman. O da vardı çalışmada. Hatta Osman şu sensin galiba. Ve çıktığımızda Osman sen de sanki sormuştun ve diğer arkadaşlar da sormuştu. Ama bize Ani'yi hiç anlatmadınız. Benim anıyı anlatmak gibi bir kaygım yoktu. Erken çocuklukta neler yapabiliriz yaşayarak göstermekti. Ve sonuçta birbirimizi anladık. Hani ben anıyı nasıl anlatırım? Ben anının uzmanı değilim ki. Ben çocuk gelişimciyim. Hani benim durduğum yer, ben drama lideriyim. Benim durduğum yer burası. Ama oradaki tabii ki ön hazırlıklarımı yaparken alan uzmanlarından destek aldım. Bellek kartlarımız vardı. Onlarla bir şeyler yaptık. Ve yine bir değerlendirme sürecimiz ve grubumuz. Bu arada kongrenin bir bölümü orayı gezmeye gelmişlerdi ama sürekli onlardan da hani çalışmaya girenler oldu. Bu da Gazi Üniversitesi GEF Oyun, çok güzel çalışan, Osman'ın akademik danışmanlığında çok güzel çalışan arkadaşlar ve anaokulu çocuklarıyla buluşmadan hemen önce Aralık ayında da onlarla buluşmuştuk. Burada da sınıf öğretmenleri ve erken çocukluk eğitimcileri adayları vardı. Sınıf öğretmenleri olunca Asuman senin de söylediğin gibi can kurtarıcımız bizim, senden önce Anadolu setleri yanındaydı. Hem onlara hem erken çocukluk eğitimcilerine müzede çocuklarla neler yapabiliriz'in örneklerini sunma, paylaşma şansımız oldu. Ve Uluslararası Drama Kongresi'nde Adana Arkeoloji Müzesi'nde yine bu sefer farklı meslek alanlarından ama drama lideri olan arkadaşlarla birlikte olduk. Ve biz hani daha sonra drama yapacağımız gruplarla neler yapabiliriz'i arkadaşlarla paylaştık, deneyimledik. Bunun sadece bu sayfasını vereceğim. Çok bir açıklama yapmayacağım çünkü diğer konuşmalarımız da var. Belki buradaki arkadaşlar da biliyorlar, tekrar olmasın. Senden önce Anadolu Projesi eğitim kitapları da hani şimdiki moda deyimle tırnak içinde çocuk dostu kitaplar, uygulamalar. Ve yapıldığından beri de hani birçok çalışma yapılsa da gerçekten bunların hani biz yaptık diye mi acaba bazen tartıyorum ama yok, çok güzel geri bildirimler geliyor gerçekten. Hani öyle çocuk dostu deyince çocuk dostu olmuyor kitaplar, çocuk dostu olmuyor sokaklar. Gerçekten onu içselleştirmek gerekiyor. Senden önce Anadolu'da en büyük hani transdisipliner çalışma belki buradaki. Çünkü tüm müze çalışanları, dışarıdan uzmanların katkıları ve 3 senenin ürünü gece gündüz çalışılarak. Bu kitaplara da değinmeden geçemeyeceğim ve Hikmet Denizli'yi tekrar saygıyla anacağım ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi bize bu konuda ev sahipliği yaptığı için. Çok teşekkürler onlara. Ben diyorum ki çocuk olmak gibisi var mı? Müzede çocuk olmak gibisi var mı? Eğer müzede çocuk olabilirsek biz,
çocuklarımızı müzeye çekebilirsek o da hani çocuklar geleceğin yani kurtarıcılarımız onlar bizim, umudumuz onlar da. Burada da yine ikinci sınıf Maltepe İlköğretim Okulu 10 sene öncesinden bir kare görüyoruz çocuklarla çalışırken. Ve burada sonlandıracağım ama bir şeyimiz olacak, sürprizimiz olacak burada. Bunu bir dakika... Videomuz var, kısa bir videomuz, onu izlemenizi sağlayacağım eğer yapabilirsem denemesini. Bu ekranı kapatıp onu açabilirsiniz. Hocam bunu kapatırsam sanki Zoom'dan çıkacakmışım duygusuna kapıldım. Yok, bunu kapatın. Şeyden kapatıyordum. Evet tamam. Evet orayı yanlış hatırladım. Evet Ani'de çalıştığım arkadaşlarımdan biri de burada, Nuran Tuncer. Güzel çalışmaydı değil mi Nuran? Çok nefisti. Hiç unutamıyorum. Hala anlatıyorum ben onu. Çok güzeldi. Tamam. Evet. Şimdi ben şunu da kapatayım ve... videomu masa üzerinde açamadım. İlkin share screen deyin. Ekran paylaşmaya geçin tekrar. Aynı. Bunu bir kapatayım. Evet, tekrar yeşile basın, ekran paylaşımına geçin, sonra videonuza tıklayın. Tamam, geldi ekran. Şimdi videonuza tıklarsanız. Bir dakika. Videoyu tamam. Tekrar başa alacağım. 1, 2, 3. Ben şeyi açamadım. Büyük ekranda açamadım. Görünmüyor değil mi hocam? Evet, görünmüyor. Hocam onu kapatmadan açık bırakın, öyle paylaşın. O zaman paylaşın. Evet, iyi. Orada bir terslik oldu. Niye yapamadım? Hocam videom tam, ekran açamadım. Niye açamadım onu bilemedim. Açabilirsiniz aslında. Ben çünkü size tüm şeyi verdim. Tüm ekran sizin. Hocam sizde de vardı, açma şansınız var mı? Ben aslında daha önce denedim şeyi, şu masa üstündeki tam açamadım. Niye açamadım onu bilemedim. Şimdi hocam onu büyük ekran bırakıp şehirden girdiğinizde onu seçerseniz büyük ekran görünür. Yok şey, masa üstünü açamadım. Şimdi şöyle yapacağım. Bir dakika, şunu bir durdurayım. Tamam, sanki şimdi olacak gibi. Sanıyorum önceden açık kalanı algılayamadım ben. Bir de sürekli kullanmadığım olunca. Ses açık, tamam. Şimdi açıldı. Evet oldu. Tamam. Geldi.
Evet. Çok güzel bitti. Ben de çok duygulandım. Ben iki gün çok fenayım, çok etkilendim. Gerçekten. Ben de çok etkilendim. Çünkü oradaki küçük çocuklar bir kısmı üniversiteye girdi şu an. İkinci sınıfta. Bir kısmı şu an girmeye çalışıyor. Benim yeğenlerim gibi. Zamanın hızla geçtiğini ve bir taraftan da aslında ne kadar önemli olduğunu çocukları özellikle eğitmenin burada bir kez daha dile getirdiniz. Çok etkili ve önemli bir sunumdu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuklarımıza söz vermek istiyorum. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani hem hazırlanırken tekrar yaşadım. Çok teşekkür ediyorum burada bana yer verdiğiniz için. Adnan Hocam da çok etkilendi görünüyor. Evet. Evet, söz almak isteyenler lütfen buyurun. Bilirsin, ben başlayabilir miyim? Buyurun. Bu Kamos'taki Aysel Hocam çok güzeldi bir kere. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir de bizi geçmişe götürdü. Bu çocuk çalıştayından benim aklımda kalan en çok şu oldu. Kaunos'ta o yürüyüşte çocukların o eski giysilerle Kaunos, Kaunos diye böyle şeyleri bağırmaları bana böyle zaferden dönen böyle savaşçıları hep hatırlattı. Ve o zaman şeyi düşündüm, Herodotos'un anlattığını. Diyor ki Kaunoslar önceleri yabancı tanrılara tapınıyordu. Fakat daha sonra gençler toplandılar ve dediler ki biz neden kendi tanrılarımıza tapmıyoruz diye birdenbire fikir değiştirmişler ve kılıçlarını çekerek havaya kılıçlarını sallayarak yabancı tanrıları Kalinde sınırına kadar kovalamışlar. Yani şey ruh çok önemli. Kaunos'ta ben de çok uzun yıllar çalıştım. Keşke Cengiz abi de burada olsaydı. Ama biz ne yazık ki büyüklere Kaunos'u bu çocuklara anlatabildiğimiz kadar anlatamadık. Ben her zaman çocukların eğitimine çok önem veriyorum sizin gibi. Ve çocuklara bir şey anlatırken de inanılmaz şey keyif alıyorum. Hatta böyle ortaokullu, böyle ilkokullu çocuklara konferansa gittiğim zaman kravat takıyorum ve onlara şöyle başlıyorum. Ben kravat takmayı hiç sevmiyorum ama sizin için bu kravatı taktım. Müthiş, her şeyi çok çabuk anlıyorlar, çok çabuk öğreniyorlar. Yani gerçekten o kadar önemli ki biz eğer çocukları gerektiği gibi eğitebilsek inanın memleket için müthiş bir şey. Müthiş çocuklarımız var. Şimdi tabii ki ama ne yazık ki başka bir şey var. Ben de o konuda sizin görüşünüzü de alacağım. Bizim bütün müzelerimiz hep büyükler için. Yani büyükler için müze yapıyoruz. Sonra da küçük bir bölümünü çocuklar için tasarlıyoruz. Ya da çocuklar için böyle bir şey, küçük bir etkinlik vesaire aplike ediyoruz. Aslında bence büyükler için yapılan müzeleri çocuklar için de bir arada entegre etmeyi başarmak lazım. Çünkü çocuklar müzeye gittiği zaman vitrinlere bile yetişemiyorlar bir şey görmek için. Yani çocuklara bu kadar kolay anlatabilip onlara çok şey öğretme fırsatımız varken ne yazık ki onları bu işlerden yararlandıramıyoruz. Sizin formülünüz nedir? Ben çok merak ediyorum. Mesela çok sayıda ve çocuklar için de bu kadar çok müze yapma şeyimiz yok. Fırsat ve olanak da yok. Bunun formülü nasıl bir şey olabilir? Yani büyükler için müze yaparken bunu çocuklara da nasıl uyarlayabiliriz? Onu merak ediyorum bu konudaki. Yani aslında o konuda yine interdisipliner bir çalışmaya ihtiyaç var. Nasıl Kaunos'ta biz onu yakaladık? Yine aynı hani meslek elemanları ve başka meslek elemanları da bir araya gelecek ve ortak bir şey çıkacak. Bizde var olan eğitim atölyeleri de hani süreç içerisinde yok olmaya doğru gidiyor. Ve bizde kurumsallık yok. Ben bu kurumun yöneticisiysem ve gidiyorsam arkamdan başka birisi geliyorsa, işte Hasret Hanım benim arkamdan geliyorsa ve o müze eğitimi, Hasret Hanım sizi gördüm, karşımda sizi söyledim. Yani orayı eğer eğitim atölyesinin, yani eğitim yeri olarak görmüyorsa o orada kalıyor. Yani bizim örneğin senden önce Anadolu Seti, bizim 3 sene çalıştığımız, benim çocuklarımın hani 1-3 yaş arasında olduğu dönemde büyük emek harcadığımız ama sonra 1 sene göremediğimiz ve depolarda bekleyen ve sonra da işte biz 10 yani
İki tane Türkçe ve bir tane İngilizce. İngilizcesi de gönüllü yapılmıştı onun. Gülsima Baykal gönüllü yapmıştı. Öyle değerli setler hani biz bir sene sonra ulaşabildik yapabilen kişiler olarak. O yüzden kurumsallığın sağlanması çok çok önemli. Hani kamu kuruluşlarında gibi görünüyor. Ama bir araya gelerek yapabileceğimiz şeyler bunlar. Bunların hani işte 20 sene önce Kaunos'ta çocuklar, Dalyan'da çocuklar Kaunoslular gezmiyordu ama şimdi geziyor. Ya da Hikmet Denizli döneminde biz müzedeyken işte gönüllü müze eğitimcileri eğitimi düzenlenmişti. Orada biz etkinliklerimizi yaparken müdür yardımcısı Emil Hanım, bir rehberler bize kızıyordu. Dedi ki burası yaşayan müze, lütfen dedi. Şu anda burada bizim bir çalışmamız var. Hani ama ondan önce öyle bir şey görülemiyordu. Aslında süreç içerisinde bir ilerleme söz konusu. Bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Rahmi Koç'un konuyu kendi Ayşe sen de buradasın hani o zaman da söylemiştim 29. Uluslararası Drama Kongresi'nde İngiliz iki liderle müze çalışması yapmıştık biz ve onlar 0-6 yaş çocuğu olan aileleriyle işte müze geziyorlar mı konusunda bir çalışma yapmışlardı 4 atölyelik. Ve biz hani süreçte her gün bize örneğin işte tahta kaşıklar verdiler bize tatlı kaşığı büyüklüğünde. Bursa'da Sümer Bank'ın eski olduğu yerde de bize bir sürü işte şeyler kumaşlar, sütaşları bilir bizim kuşak onu yeni kuşak bilmeyebilir. İşte danteller. Biz hepimiz onlardan birer karakter yarattık. Ben yaşlı grubunun karakterini yaratacaktım. Bizi bebeklik, okul öncesi, ilkokul, ergenlik, anne baba ve büyük anne büyük baba diye böldüler. Ben yaşlı grubundaydım ve 72 yaşında bir dede yaptım. Pantolon giydirdim ona, işte kaşını gözünü yaptım. Ertesi gün gittiğimizde ne olduğunu da söylemediler. Aslında burada ben üniversite derslerim için bile çok hani tiyolar almıştım. Biz onun ne olduğunu bilmiyoruz ama ertesi gün geldiğimizde dediler ki evet bir bebek, bir okul öncesi, bir ilkokul, bir ergenlik, bir anne, bir dede grubundan birer kişi bir araya geldik ve biz bir aile olduk. Dedi ki Türkiye'de aileler birlikte müze geziyor mu? Dedeleriyle, neneleriyle, babalarıyla. Ve bu süreç içerisinde bizi dedi ki çıkın müzenin dışına, müzenin dışından buraya kadar gelin. Çocuğun tuvaleti geldi, tuvalet uygun değil, altını değiştirmem gerekiyor, yer yok, yaşlımızın bacakları iyi değil, asansör çalışmıyor. Bunlara bize süreç içerisinde yaşattılar ve arkasından da kendi ideal müzelerinizi planlayın dediler. İdeal müzelerimizde de doğaçlamalarımızı yaptık. Hani bir kartonun üzerine ideal müzelerimizi planladık, her şey yaşlıya, çocuğa uygun. Ben hani gelecekte bunların olacağı inancındayım. Çünkü bir 20 sene önce bu kadar atölyeler yoktu. Ya da bu kadar çalışmalar. Ama bunlar kişiye bağlı. Adnan Hoca o müzenin müdürüyse ve işte o seviyorsa çocuklarla, yani gönül veriyorsa buna, orada ilerliyor. Ama hani öyle bir durumda söz konusu diye düşünüyorum. Bu her yer için geçerli. Sadece müzeler için geçerli değil. Türkiye'nin bir gerçeği. Ve çocuklar gerçekten hani ben de 8 yaşında bir çocukla çalışmaya başladım gelişim destekle ilgili ve ilk onunla buluşmaya gittiğimde çok heyecanlandım. Sizin kravat takmanız gibi o gün böyle kendimi güzel hissedeceğim bir şey giydim, makyajımı yaptım, maskeden görünmüyor. Dedim ki işte çocuğun adına Ahmet diyeyim. Ahmet bugün senin için dedim, süslendim ve geldim dedim. Bugün senin için buradayım ve senden çok heyecanlıyım, seninle güzel bir yolculuğa çıkacağız. Bu hafta tekrar buluştuğumuzda iki kere gelsem olur mu dedi. Bir tane yetmedi. Dedim vizeler haftasında iki kere buluşacağız. Yaz tatilinde de iki kere buluşacağız. Biz onlara saygı gösterirsek ve sen varsın, değerlisin dersek hani onlar bizi zaten hemen alıyorlar. Ve bize çok yardımcı oluyorlar aslında. Evet. Yani ben okul öncesiyle müze gezeceksem, Kaunos gezeceksem onlar zaten açıyor kendilerini. Onlar bana yardımcı oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Onları doğru duyduğumuz sürece, yani onların söylediklerini beden diliyle, yüzüyle söylediklerini duyduğumuz sürece onlar gelirler. Çok teşekkürler. Evet, çok aslında teşekkürler. Şöyle söylemek mi gerekir diye düşünüyorum ben de. Yani bireyin çocukluk süreci aslında yani çocuk olma süreci. Bir bütün yaşamda düşünürsek aslında bunu bir dönem olarak düşünmek daha doğru aslında. Çocuk gibi değil de çocukluk süreci gibi. Hı hı. Çünkü o birikmişlikler yaşamın her döneminde oluyor.
işte ergen ve büyükken bile aslında öğretimler devam ediyor. Ve hani bu kurumların aslında altyapılarının buna göre düzenlenmiş olması, özellikle de Türkiye'de müzelerin biraz önce bahsettiğiniz gibi engellilere çok açık, hani her müzenin aslında farklı alanlarda engelli, yaş grupları değişken kişilere uyumlu tarafları limitli. Yeni açılan müzelerde belki bu daha net belirlenmiş kriterlerle olabiliyor. Ama eski müzelerde bu bir sorun. Yani bunun da aşılması gerektiğini düşünüyorum ben bir şekilde. Yani, ben evet, buyurun. Farklı söz almak isteyen, eğer hani söz alacak biri yoksa ben söz almak isterim. Hem bu konuda hem de Aysel hocama ve sizlere teşekkür etmek için. Tabii çok ki güzel Osman. Bir sunumdu. Evet, ben Osman Alpagut, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalışıyorum. Biraz önce seyrettiğimiz etkinliklerde de yer alan birisi olarak çok mutluyum. Çok keyifli zamanlardı. Hem keyifli hem de etkin zamanlardı. Asumancığım, kaçan çocuklar bizim çocuklarımız biliyorsun. Evet, o yüzden. Mesajı, değil mi? Bizim oğlanlar kayboluyordu. Bizlerine giden etkinlikler. Daha ilkokula başlamamışlardı. Şu an çocuklarımız lise 2'deler. Çok keyifli. Evet. Keşke tüm Bülür çocuklar... Hocam, bizim büyük üniversite sınavına hazırlanıyor. Ne güzel. Zaten çok sevimliler fotoğrafta ve zamanın hızla aktığını görüyorum çocuklara bakınca. Çünkü yaşayarak öğrendiler oradaki bütün etkinlikleri. Sikke basımı olsun, kazı gününden bir kesiti yaşamış olmaları, o kıyafetleri dikmiş olmaları, o kıyafetlerin üstünü kanosun süslemeleriyle süslemeleri, kalkan yapmaları ve daha sonra bunu drama yoluyla kanosla, dalyanlarla paylaşmaları, hiçbiri bir oyunun parça şey, oyun yani oyun diyebiliriz aslında, ama yaşayarak, yani önceden verilmiş olan bir rolleri yapmadılar. Hepsi içinden gelerek, o süreçten geçerek paylaştıkları için çok etkindi. Aynı şekilde diğer etkinlikler de eminim öyledir. Ben bir yandan da hani Adnan Hoca'nın sorusuna da yanıt vermek istiyorum. Hani ayrıca bir çocuk müzesinden bahsetmiyorum ama arkeoloji müzelerimiz çocuklara nasıl hitap eder dersek, ben hani bu işin içinde 20 yıldır Anadolu Medeniyetleri, evet, Müzesi'ndeyim. Müzeciliğin bu ayağını hep rahmetli Hikmet Bey'le beraber ayağa kaldırmak istedik. Daha öncesi de var tabii. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin eğitim etkinlikleri çok eskiye dayanıyor ama hani müzenin aktif olarak ziyaretçiyle buluşması adına konuşuyorum. Bunun için öncelikle müze bir ihtiyaç belirlemeli. Yani böyle bir ihtiyacının olduğunu belirlemeli. Bunun için uzmanlarını devreye sokmalı. Ve sadece bu iş uzmanlarla olmuyor, yani müze çalışanlarıyla olmuyor maalesef. O yüzden akademik bir çevreyi de müzeye davet etmesi gerekiyor. Ve bu iş için de profesyonel yardım alacak. Yani her şeyi bir müzeci yapamaz. Eğer her şeyi müzeci yaparsa maalesef, yani arkeologlar üstüne alınmasınlar ama sadece müzede arkeoloji yapmak istiyorlar. Yani eğer müzede sadece... Eğer şöyle diyeyim, akademik bilginin ziyaretçiyle buluşmasını istiyorsanız siz eğer, o zaman bu akademik bilginin ulaşacağı her yaş grubunu da dikkate almanız gerekiyor. Seçeceğiniz bilgi panolarının, seçeceğiniz bu bilgi panolarındaki kelime sayısı, ne kadar uzaktan görünebilirliği, çocuklar için de okunabilirliği, yani sadece yani yetişkinler için değil müzeler. Tabii ki de çocuklar yetişkinlerle geliyor ama çocuk eğer o evrede müzeye gitme fikrini severse daha sonra gelecek. Çocuğunu getirecek, eşini getirecek, belki öğrencisini ona göre getirecek. O yüzden burada sadece dışarıdan bir hizmet alım değil, müzenin gerçekten bu ihtiyacı belirlemesi ve bunu uzmanlarıyla ortaya koyması gerekiyor. Biz bunun en güzel örneği de senden önce Anadolu Eğitim Seti'dir. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaca yönelik olarak da yani bu konuda rahmetli Hikmet Bey çok duyarlıydı zaten. O nedenle
akademik çevreyi de müzeye çok güzel güzel ağırlıyordu ve çekiyordu bunu. Hani en güzel örneği Aysel hocamlar biliyor. Ali hocam, Aysel hocam, Tersun hocamı burada anmak istiyorum. Ve uzmanlarla Tersun hocam da buradaysa saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve akademik çevreyle beraber, akademik çevre de yetmedi biliyorsunuz hocam. Uzman bir profesyonel çizim grubu, tasarım grubu da devreye girdi. İnterdisipliner çalışmanın ve sürdürülebilirliğin en güzel örneğidir bu çalışma. Bana göre de eğer bir çalışma sürdürülebilir değilse anlamlı değil. O yüzden biraz önce Aysel hocam da belirtti. Bu müdürlere kalmamalı maalesef. Kurumsal olursa devamlı yeşerir. Yoksa atölyeler bir açılır bir kapanır. Bunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Teşekkür tekrar ağzınıza sağlık. Osman, ben biraz kapalı söylemeye çalışmıştım. Güzel oldu. Tamamladık birbirimizi. Güzel oldu. Ne güzel. Bir şeyi söylemek istiyorum. Hani çocuklar gerçek olanla birlikte olmayı seviyorlar. İşte hani Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin çocuk olimpiyatlarında da ya da başka etkinliklerde de kazı alanları oluşturuldu. Hani yapay kazı alanları çocuklar orayla da ilgilendiğinde, bilim şenliklerinde de yapılıyor. Ankara Üniversitesi'nin, Çocuk Üniversitesi'nin bilim şenliklerinde de. Ama çocuklar gerçeği seviyorlar ve hani Kaunos'un güçlerinden birisi de oydu. Gerçek materyal, yani gerçek ortamda ve gerçek objelerle çalıştılar. Bu daha etkileyici. İşte yine böyle ilkokulun başlarında olan bir çocuk bizim laboratuvarda hani çocuklar için hazırlanan mutfak malzemeleri vardı ya, sepetin içinde tabakların konulacağı, kaşık çatalların konulacağı, yıkanmış bulaşık selesi mi diyorduk? Bulaşık selesinin içinde. Ben dedi bundan istiyorum dedi. Hani sonra dedim ki sen ondan mı istiyorsun, yoksa dedim acaba annen sana, baban sana evde kullanılmayan çatal kaşık tabakları falan verse bunları mı istersin dedim. Gözleri parladı, hepsini alabilir miyim dedi. Annesi dedi ki hepsini değil ama kullanmadıklarımı vereceğim. Ben de dedim ki tamam, içinden sen de istediklerini seç. Çocuklar hani Montessori yaklaşımı, Maria Montessori İtalya'nın ilk tıp kadın doktoru ve eğitimi hala devam ediyor, materyalleri çok güçlü. Niye? Çünkü gerçek materyaller kullanılıyor. Onun sınıfında gerçek ütüler var, gerçek bıçaklar var. Çocuklar öyle birbirlerini kesmiyorlar. Çocuk gerçek materyalle oynamayı tercih ediyor. Şimdi ailesiyle ona işte mutfak seti oluşturulacak evdeki materyallerden. Çocukları olan ya da çocukları gözlemleyen herkes bilir ki hani mutfaktaki o çay tabakları, cezveler, tencere kapakları ne oyun olmuştur. Kaunos'undaki çalıştayın gücü de gerçek mekanda olmamız diye düşünüyorum. Evet, müzelerde hani senden önce Anadolu'yu biz 3 sene çalıştık. Gece 10'larda çalıştığımızı hatırlıyorum. Kahve içmek için ne aranmıştık, hani kapalı bir mutfağı bulamadık ama başka nerede var diye. Ve bunlar yürekten yapılan ve gönüllülükle yapılan işler. Hani birçok kişi gönüllülüğümüze bazen hani inanamıyor. Ama yürekten olunca bir şeyler çıkıyor. Hani Tarık Akan'ın Deli Deli Olma filminde olduğu gibi hani o yürekten dedem mi diyordu. Öyle bir şey diyordu. Gönülden dedem mi? Mişka dede. Yani öyle gönülden yürekten yapılınca oluyor işler. Ama kurumsallığının olması çok çok önemli. Yani Asuman orada olmadığında ya da Aysel burada olmadığında, Bilir Hoca olmadığında bu kurumsallığın devam etmesi gerekiyor. Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun Mustafa. Buyurun. Çok teşekkürler. Şimdi Asuman hocamızın belirttiği şey vardı. Biraz önce söylediği şey. Ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Akdeniz'de büyüdüğüm için ören yerleri çok fazladır bizlerde. Hatta böyle buğday ektiğimiz alanların içi çoğu zaman ören yerleridir. Hani tarihi kalıntılar vardır. Aslında Aysel hocamın verdiği bu eğitim bende şunu uyandırdı. Kaçtır ben Ani dede beraberdik ama şu anda dinleyince daha da böyle çocukluğuma götürdüğü için belki de. Aslında bu eğitimin bir faydası da şu, biraz böyle müzelerde, ören yerlerinde elitist bir yaklaşım olurdu. Ve yöre halkının çocuğu oraya girmeye, içinde bulunmaya pek sıcak bakılmazdı müze yöneticileri ya da ören yeri yöneticileri. Halbuki orada bizzat yaşayan halkın çocukları var. Bu tarz eğitimler bence şunu da sağlar.
tam katılım sağladığı için çocuk öğren. Mustafa sesin kapandı sanki. Sesiniz gitti. Şimdi geliyor mu hocam ses? Geliyor. Evet. Evet. Tarihten günümüze baktığımız zaman bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu ülkede tarihi eserlerin korunması ve gözetilmesidir. Ama çocukluktan itibaren bu ören yerlerine, müzelere tam katılım sağlamamış çocuklar, biraz da çok özür dileyerek söylüyorum tırnak içinde, elitist davranış içerisindeki müze yöneticileri bunu biraz kısıtlamışlardı. Ben kendi çocukluğumdan çok iyi anımsıyorum bunları. Bu katılımın sağlanmamasında nasıl koruyacağını da çocuğa öğretiyor aslında. Sakınması gerektiği. Çünkü katılım göstermediğiniz hiçbir ortamı koruma sorumluluğunu da hissetmezsiniz. Ki çocukluktan biz bu katılımı Aysel Hoca'nın söylediği yöntemleri kullanırsak, bu niçin varın sorusu, bu ören yeri neden var ve neden varmışın sorusunu kendi kendine yanıtlar çocukluktan itibaren ve kimsenin ona sorumluluk vermeden tarihi eserleri korumasını sağlar çocuk. Yani bu apayrı bir durum, süreçte gerçekleşecek bir sorumluluk bilinci de kazandırılabilir. Ama ayrı tutulan her şey zordur. Ki dezavantajlı bölgelerde okul yöneticiliği yaptım. Bahçeyi ne kadar kapatırsam semtteki diğer çocuklar o kadar çok hasar veriyorlardı. Ne zaman tüm kapıları açtık, onlar oynadılar ve gittiler, hiç hasar vermediler. Evet, Mustafa söylediğin şeyler çok anlamlı. Yasaklar olunca, evet, duvarlar olunca yıkılıyor. Öyle. Çok teşekkürler katkın için. Teşekkürler katkılar. Ben başka bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Sonra Hasret Hanım'a vereceğim. Buyurun. Merhaba. Büyük bir zevkle, takdirle dinledim Aysel'cim. Çok teşekkürler. Billur Hanım'a da teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Asuman'cığımı da gördüm. Müze dostları. Ben seni böyle takdirle dinlerken şunu düşündüm. Mesela 2012 değil mi? Daha önce yapılmış bu çocuklarla çalışmalar. Acaba onları izlesek, hani bugün ne yapıyorlar bu konuda, ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar, ne kadar güzel olur. Yani bazılarını tanıyorsunuz zaten. Evet. Ama yani bunu resmen bir hani izleme araştırması gibi. Yani evet. Onları bugün onları izlesek, Harvard Üniversitesi'nde de öyle bir çalışma yapılmıştı. Çok ilginçti. Yani bunu yapsak mesela ne kadar etkiledik onları, ne kadar değiştirdik, şimdi ne yapıyorlar gibi çok güzel olur bu değerli çalışma, hani değil mi? Sonra çok nasıl etkiledi, nasıl bir iz bıraktı onu görme açısından. Evet. Çok güzel olur. Yani çok güzel bir öneri. Hiç aklıma gelmemişti ama çok çok güzel bir öneri. Çünkü onlar belki de bu mesleklerden birini seçtiler. Belki de hani evet, artık gittikleri ilde ilk önce müzeye gidiyorlar belki de. Evet. Bunu çok hocam çok güzel bir öneri. Ne güzel olur. Yani harika bir şey olur bu. Benim çocuklarla şimdi. Özür diliyorum. Çocuklarla tek tek yapılan röportajlarımız var. Ve ilkokul aynen, öğretmenlerimizle de var. Aslında ilkokul öğretmenlerimiz de tekrar tabii izlenebilir. Nasıl ki işte onların bakış açıları. Aslında evet, güzel bir düşünce. Kayıtlar bende var hepsi. Evet. Neden onları olur? Bir araya getirsek çok ne güzel olur, değil mi? Evet. Ve Kaunos evet, özelinde yapılabilir Billur Hocam. Çünkü evet, oradaki çocuklar 5 evet, gün boyunca katıldılar ve o çocuklar şimdi hala ulaşabileceğimiz çocuklar. Ve evet, de var. Ne güzel. Evet, vallahi çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandırdınız beni. Hocam çok özlemişleriniz için. Şimdi Hasret Hanım'a vereceğim sözü. Teşekkür ederim. Öncelikle Aysel Hocam merhaba. 2019 Çocuk Gelişimi Kongresi'nde vardım. Yalnız çok kalabalıktı. Yanınıza gelmeye çekinmiştim. Bir geldiğim için de atölyelere katılamamıştım. O dönemden beri en büyük hayalim doktor öğrenciniz olmak. Ve
Sizinle bu şekilde görüşmek bile çok güzel oldu benim için. Ya ben de sürpriz oldu şimdi. Ben ilk girenlerden olduğun için hatta başkentin ters, yani orada çalışan akademisyen ya da öğrenci olabilirsin falan diye de düşündüm. Yok hocam. Çocuk değişimi mezunusun o zaman. Öncesi. Akdeniz Üniversitesi okul öncesi öğretmenim. Okul öncesi mezunusun, evet. Bir sonraki çalıştayda gönüllü olarak yanınızda olmayı, hani sağlıklı dönem geldiğinde çok istiyorum bu arada. Hale Koçar hocamın öğrencisiymiş ama onu evet. Da evet, çok değerli hocamız, evet. Kısaca bahsedip selam vermek istedim, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bizim öğrenci kongremiz de olalı çok oluyor ama biz de çok hani böyle 1000 kişilik hazırlık yapıp bir hafta önceden 1020 kişiye çıkınca heyecan yaptık ama gerçekten coşkuluydu. O 1000 küsur kişi içerisinde tanışmak zor olabilirdi ama mutlu oldum tanıştığıma sizinle. Ben de öyle hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi başka söz almak isteyen, katkıda bulunmak isteyen var mı? Bilmiyorum, söz vermek isterim. Olursa ben küçük bir şey eklemek istiyorum, bir tespit. Buyurun. Teşekkür ederim. Aysel hocam söyledi, hani ailelerle müzede ne kadar olabiliriz ile ilgili bir şey söyledi. Ben bu pandemi döneminin pozitif yanlarından birkaç bir şey var. Onlardan birini kendi çapımda en azından tespit ettiğim bir şeyi aktarmak istiyorum size. Kıymetli olacağını düşünüyorum grup içinde. Evet, ekran başında çocuklar belki ama çocukların müze heyecanı evin içine taşınmış oldu. Çoğu aile çocukların müzeye olan tepkilerini bilmiyordu. Çünkü çocuklar öğretmenleri eşliğinde müzede bulmuyorlardı sıklıkla. Bunu eklemek istedim. Benim kendi gördüğüm, kendi çapımda, kendi atölye yaptığım çocuklarda müzeye karşı hisleri eve taşınmış oldu. Heyecanları, ilgileri. Aileler de artık fark ediyorlar bunu. Bu dönemin pozitif yanlarından birisi olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ayşe, çok teşekkürler ama hani bunda senin müze eğitimcisi ve eğitimci olarak etkin var diye düşünüyorum. Çünkü hem öğretmen eğitiminde hem hani ben öğretmen eğitiminde de çocuk eğitiminde de hiç yerimde duramadım. O zaman nasıl geçtiğini bilemedim. Sürekli beni aktif kıldın. Evden bir işte müzede olabilecek bir objeyi getirmemi istedin. Bu bir işte yazmada olabilirdi. Bindallı'da geldi. Hani vesaire ve o çocukları katma sürecim falan gerçekten çok etkili. Ben Anatomi Müzesi'ndeki Burcu Hanım doktorasını bitirdi. Onun da çocuklarla iletişimine çok hayranım. Birçok ilkokul öğretmeninin ya da başka yani branş öğretmenlerinin görmesini de isterim. O hani çocukların müze çocukların evine gitti ama orada hani senin yaptığın eğitimlerin başka eğitimlerin de olabilir. Ben başkalarının eğitimlerini izlemedim. Onun çok büyük etkisi var. Bugün zaten o mor yaptığım yer senin çocuklarından birindeydi ve o sesinin heyecanını burada vermek isterdim ama aileden ve çocuktan izin almak gerekirdi. Çok hani heyecan vardı. Billur hocam buraya koymadım ama burada birlikte çalıştığımız bir müze çalışmasından hocam daha var. Onu da anmadan geçemeyeceğim. Selma hocam, Yasemin Karakaya Bilim Merkezi'nden. O kadar çok koymak istediğim şey vardı ki ancak bu kadar yetiştirebildim. Selma hocam da Yasemin Karakaya Bilim Merkezi eğitimcilerinden ve 2 sene oldu. Geçen sene pandemiydi. 2 sene mi oldu Selma hocam? 3 sene mi oldu? Evet hocam. Troya yılındaydı. 2018'de çalıştım. 2018'de Yasemin Karakaya Bilim Merkezi'nin çocuklarıyla 5 gün boyunca Çanakkale'de her gün bir kazı alanında ve her gün bir kazı başkanı bizi ve çocuklara orayı tanıttı ve Selma hocaların 1 yıl süren çalışmaları, sanat öğretmeninin, müzik öğretmeninin, yani çocuklar kostümleriyle gelip Helenimiz kıyafetleriyle Troya'yı gezdi ve diğer çocuklar. O da çok gerçekten hani benim de çok bilgilendiğim bir çalışmaydı. Böyle Selma hocam onu hemen sunuyor. Ve bu çocuklar çocuk değillerdi. Bayağı büyük ergendiler. Ergendiler. Ben de sizi almak istedim. Şimdi evet. Ben çok şanslı gruptaki öğretmenlerden biriyim. Çünkü Akyol grubuyla buluştum. Bu aileyle tanıştım. Yani müthiş bir sihirli eldeydi. İlk Ali Akın Akyol hocamla başladık ama Aysel hocamız bütün toplantılarını şu an takipteyim. Çünkü her seferinde yeni şeyler öğreniyorum.
Bence önce gerçekten değiştirilmesi gereken komple biz öğretmenleriz. Başka hiçbir şey değil. Yoksa çocuk açık, müzeler ne kadar imkansız olsa da, altyapısı olmasa da, hiçbir şeyi olmasa da, ama oraya onu götürecek öğretmen çok önemli. Çünkü biz müzelerde gittiğimizde dokunmamayı ve tamamen sessiz olmayı, sadece bakmayı öğrendik. Ben de gittim ortaokulda, lisede, ama ben sevgili Asuman hala burada mı bilmiyorum. Ali Akın Akkol hocamla Asuman'a öğrencilerimizi götürdük o kostümlerle müzeye. İnanılmaz bir şaşkınlıktı bendeki. Özgür bir ortam. Asuman onlarla sohbet ediyor. Çocuklar müzede geziyorlar, eğleniyorlar, drama yapıyorlar. Ve bu müthiş bir deneyimdi benim için. Hani bunun arkasından Hitit projesini yaptık. O sahada bütün antik kentlerde küçük grupla çalıştık. Ama şunu gördüm. Çocuğun, evet, erken çocukluk döneminde kesinlikle çok etkili, ama özellikle lise grubunun meslek seçiminde bu alandaki çalışmalar çok ciddi etken. Yani bizim Emre'yi biliyorsunuz. Evet. Tarih seçti. Çok yüksek bir sıralama ve puanla. Tarih okuyor. Fatih fotoğrafçımız Ekecan arkeoloji tercih etti. Evet, dil tarih tiyatro, coğrafya fakültesinde arkeolojiyi tercih etti. O çalışmadan meslek elemanları çıktı. Ama siz de yüreğinizden yapıyorsunuz ve çocuklara yürekten bağlısınız. Onlar tüm sevginizi alıyorlar. Yani gerçekten özel projelerden birisiydi benim için o da. Benim için de. Yani harikasınız. Sadece şunu istiyorum. Okul öncesi çok şanslı. Sahada Aysel Hocam var. Bence çok ciddi bir şekilde, çok büyük projelerle öğretmenler çocuk olarak müzeye girmeli. Bu eğitimleri öğretmenler yaparak ve yaşayarak almalılar. Yani şu an çevrimiçi çok fazla müze eğitimi var, biliyorum. Öğretmenler bunları sertifika olarak alıyorlar, biliyorum. Ama müze eğitimi kesinlikle bu değil. Öğretmen bir çocuk gibi müzeye girmeli, sizlerle onları yapmalı, yaşamalı ki biz gerçekten bir nesli bu şekilde yetiştirebilelim. Ve lütfen hocam, o senden önce Anadolu lütfen yeniden hayat bulsun. Kitaplarımı en son delip delip iplerle bağlayıp kullanmaya başladım. O kadar diyeyim. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde duyurulur. Biz sürekli duyuruyoruz. Yazdım oraya. Oraya mesaj da attım. Duydum. Birkaç kere de, ama tık yok yani. Cevap da vermediler. Evet. Soranlar olmuş, yanlış görmediysem Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni sürekli arıyorsunuz arkadaşlar, bu kitabı istiyoruz diye. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum Aysel Hocam. İyi ki varsın, hayatımızın eksilme. Daha çok insana değil inşallah. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Katkılarınız çok değerli. Başka söz almak isteyen var mı? Herhalde konuşmamızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Aslında ben de katılıyorum. Yani öğretmen eğitimi çok önemli. Ayşe Çakır İlhan Hocam ayrılmak zorunda kaldı. Onun bu alanda katkıları çok değerli. Ve çok aslında meşakkatli bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de herhangi bir aktivitede hem kendi adına, adına her tür desteği yapacağımızı söylemek isterim sevgili Asuman Alpagut. Buyurun. Tekrar teşekkür ediyorum. Aslında müzemiz Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışması oluyordu yaklaşık 10 yıla kadar, 20 yıl süren bir süreçte. Bir hafta biz özellikle sosyal bilgiler öğretmeni, diğer branşlardan da öğretmen, milli eğitimin seçtiği öğretmenlerle biz bir hafta müze eğitimi çalışması yapıyorduk. Çok etkin bir çalışmaydı. Bir hafta boyunca uzman arkadaşlarımız, işte Sikke konusunda, Anadolu uygarlıkları konusunda, biz müze eğitimi konusunda yaklaşık 80 tane öğretmenimizle beraber bir haftalık bir süreci geçiriyorduk. Ve bu süreç sonrasında da öğrencilere nasıl ulaşabilirler, bir müze nasıl gezilir, müzeden ne kadar yararlanılabilir, yanlış anlamayın ama hani bir müze nasıl güzel sömürülür, hani kötü anlamda demiyorum ama etkin olarak nasıl kullanılır, hepsini bunlarla beraber öğretmenlerimizle yapıyorduk. Ama maalesef bu programlar hep askıya alındığı için çok üzgünüm. Yani hep söylediğim şey, sürdürülebilirse anlamlıdır. Ve öğretmenlerimiz
bu çalışmadan çok yararlanıyorlardı. En azından yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin içeriğinde ne var, ne sergileniyor, neler yapabiliriz, tematik mi çalışabiliriz, yoksa hani bu işi kronolojik mi yapabiliriz, bütün çalışmaları, bütün yapabilecekleri eğitim etkinliklerini biz orada masaya yatırıyorduk. Çünkü şöyle bir düşünce yapımız vardı, biz ne kadar çok öğretmene ulaşırsak o kadar çok öğrenciye ulaşır fikrinden yola çıkılarak yapılan bir çalışmaydı. Ama dediğimiz gibi büyüklerimiz maalesef hani bu işi devam ettirmediler. Ama devam ettirirlerse eminim çok güzel olacak. Çünkü bize ne kadar çok öğrenci ve öğretmen gelirse müzede çalışanlar da kendini o iş içinde hissediyor ve hissetmek zorunda kalıyor. Yani hani müze sadece arkeoloji yapılan yerlerdir olmuyor artık. Ne kadar çok talep olursa orası da kendini buna hazır etmek durumunda. Çünkü müzelerimiz sadece koruyan, araştıran, belgeleyen mekanlar değil. Bu işin içerisinde bir de iletişim işi var. Bu iletişim içinde de biliyorsunuz müze eğitimi olduğu kadar yayınlar, her şey işin içine giriyor. Daha doğrusu ziyaretçiyi müzede memnun kılma olayı var. O nedenle hani hep inşallah diyoruz ama bu tür yapılmış çalışmalar da var. Benim isteğim bu çalışmaların devam ediyor olması. Yani temennimiz o. O yüzden hani bunu da belirtmek istedim. Yapılmış olan çalışmaları da. Çok teşekkürler. Zaten son hani bu bizim çalıştayımızla ilgili de bir şeyden bahsetmek istiyorum. O bir ekipti. Yani onun içinde basın danışmanından web sayfası tasarımına ve görsel efektleri çekecek fotoğraflar, videolar. Umut Atakul'a burada teşekkür etmek isterim. Yani tasarım ekibim, ayrıca hocalar, hepsi bir arada, hepsi gönüllü çalıştılar. Bu tarz bir çalışma ancak böyle bir ekiple etkili olabiliyor. Biraz önce Aysel hocamın da söylediği gibi. Ama Türkiye'de ne yazık ki müze gönüllüleri kavramı çok gelişmiş değil. Onun için hani bu farkındalığı da arttırmak gerekir. Çok değerli ve buna gönül verecek gönüllülerimiz var. Onları bulmak belki çok değerli olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum Aysel Köksal Akyol'a bu güzel konuşma ve tüm aslında katılımcılara katkılarından dolayı. Çok güzel bir konuşma oldu. Herkese iyi akşamlar diyorum ve iyi hafta sonları. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Onur duydum burada olmaktan. Mutluyum sizlerle olmaktan ve katılımcıların katkısı için de çok teşekkür ediyorum burada oldukları için de. Herkese. Tekrar dinlemek isterseniz bir hafta sonra YouTube'da kaydı bulabilirsiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok güzeldi hocam tekrar sizi dinlemek. Ani'deki hatıralarımız canlandı. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Çok teşekkür ediyorum. Enerjiniz buraya kadar geldi. Çok mutlu oldum tekrar sizi dinlediğim için. Teşekkürler Nurhan. İşte Mersin'den ve Mustafa Mersin'den, Nurhan Tokat'tan katılıyor. Üniversite personeli, akademik personeller. Güzel çalışma olmuştu Ani gerçekten. Evet. Çok kıymetliydi bizim için de hocam. Çok teşekkürler. Tekrar dinlemek sizi çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim Nurhan. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Tekrar İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok güzeldi hocam.